Bilimsel bilgi tek bilgi türü değildir. Ama bilimsel bilgiyi diğer bilgi türlerinden ayıran bazı önemli özellikler vardır ve diğer bilgi türleri bu özelliklere sahip değildir. Bilimsel bilgi araştırmacının kişisel değerlerinden bağımsız olarak bilimsel yöntem ve tekniklerle elde edilir. Bulgular gözlem, deney ve karşılaştırma gibi tekniklerle toplandıktan sonra çözümlenir ve yorumlanır. Bu konularla bağlantılı olarak kullanılacak anahtar kavramlar: Aydınlanma düşüncesi, modern toplum ve sosyoloji, pozitivizm, bilgi ve bilimsel bilgi, bilimsel yöntem ve bilimsel araştırmanın aşamalarıdır. Bu programı izledikten sonra bilim, yöntem ve pozitivizm nedir? Bu kavramların arasında nasıl bir bağlantı kurulur? Toplumsal araştırmaların aşamaları nelerdir? Sorularına yanıt bulabileceksiniz. Sosyolojide Araştırma Yöntem ve Teknikleri adlı dersimizin bu ilk programında konu edeceğimiz bilim, yöntem ve toplumsal araştırma ile ilgili olarak öncelikle aydınlanma düşüncesinin ne olduğuna dair birkaç bilgiyle başlayalım. Aydınlanma düşüncesi, bilimsel devrim sürecinde elde edilen ilerlemeye dayanılarak bilim ve akıl yoluyla daha iyi bir dünya kurulabileceği ve bu dünyada yine bilim sayesinde hep daha iyiye doğru ilerlenebileceği anlayışıdır. Günümüzde kullanılan bilimsel yöntem ve tekniklerin kökleri aydınlanma düşüncesine kadar uzanmaktadır. Aydınlanma düşüncesi, herkesin kendi aklını kullanarak bilgiye ulaşabileceği düşüncesine dayanmaktaydı din otoritelerinin tekelinde bulundurduğu ve dayattığı kutsal değişmez bilgi yerine deneye dayanan bilimsel bağımsız bilgiyi savunuyordu. Az önce aydınlanma düşüncesini anlatırken bilimsel devrime değindik. Bilimsel devrimi takip eden yüzyıllar boyunca toplumda önemli değişmeler meydana geliyordu. Bu değişmelerden en önemlileri Fransız devrimi ve endüstri devrimiydi. Fransız Devrimi ile birlikte yönetim biçimi monarşi olan devletler yıkılarak yönetim biçimi cumhuriyet olan devletler kuruluyordu. Endüstri devrimi birlikte de üretim fabrikalarda yapılmaya başlanıyor, kentleşme hızlanıyor ve daha önce var olmayan bir endüstriyel işçi sınıfı doğuyordu. Bütün bu yenilikler bürokratikleşmiş, endüstrileşmiş, kentleşmiş, sekülerleşmiş modern toplumun meydana gelmesini sağlıyordu. İlk dönem sosyologları doğa bilimlerindeki yöntemi genişleterek daha önceki toplum tiplerine benzemeyen bu yeni toplumu incelemek istiyorlardı. Bu incelemenin sonunda da toplumsal sorunların ve siyasal krizlerin önlenebileceğini, daha iyi bir toplumsal düzenin kurulabileceğini düşünüyorlardı. Biraz önce değindiğimiz yeni toplumla birlikte toplumsal konuların incelenmesi konusunda yeni bir anlayış ortaya çıkmaya başlıyordu. Bu anlayış pozitivizmdir. Pozitivizm, ampirist doğa bilimi anlayışına dayanır. Ampirizme göre doğuştan gelen bilgi yoktur. Bütün bilgiler deney veya gözlemle elde edilir. Gerçek bir bilgi iddiası deneyle sınanabilecek bir iddiadır. Bu nedenle deneye tabi tutulamayacak metafizik konular bilimin dışındadır. Deney ve gözlem yoluyla olguların sürekli tekrarlandıkları ortaya konularak bilimsel yasalar ileri sürülebilir. Bilimsel yasa bilinirse ileride bu tip olguların nasıl ortaya çıkacağı tahmin edilebilir. İşte bu anlayışa dayanan pozitivizm, doğa bilimlerinin mantığı olan ampirizmin genişletilerek toplumsal dünyanın incelenmesinde de kullanılması gerektiğini savunuyordu. Böylece toplumla ilgili incelemelerin sosyal bilim olarak kurulabileceği ileri sürülüyordu. Pozitivizme göre bilim, tek geçerli ve güvenilir bilgi kaynağıdır. Diğer bilgi türlerinin hepsinden üstündür. Pozitivizme değindikten sonra biraz da bilgi nedir ona bakalım. İnsanlar bilgiyi çok çeşitli kaynaklardan edinebilirler. Örneğin, biri doğduğunda ne yapılacağı veya yiyeceklerin nasıl hazırlanacağı gibi konular gündelik yaşam bilgisiyle bilinebilir ve bu bilgiler için bilimsel olarak kanıtlama gereği duyulmaz. Kutsal metinlere dayalı dinsel bilgi de bilimsel bir kanıtlamaya ihtiyaç duyulmadan olduğu gibi kabul edilip inanılan bir bilgi türüdür. Bunların yanında sanat bilgisi, felsefi bilgi gibi başka bilgi türleri de vardır. Bilimsel bilgi ise bütün bu bilgilerden farklı olarak bilimsel araştırma yöntem ve teknikleri kullanılarak elde edilen bilgidir. Bilimsel bilgi, araştırmacının öznel değerlerinden bağımsız, olgusal, mantıklı, sistemli, tutarlı bir bilgidir. Bu bilgiye ulaşılmasını sağlayan bilimsel araştırmaların hepsi aynı yolu izler. Bu yol bilimsel yöntem kavramıyla ifade edilir. Peki bu bilimsel yöntem nedir? Gelin bir de ona bakalım. Bilimsel yöntem, bilimsel araştırmalarda olguların nasıl ele alınacağını, nasıl çözümlenip yorumlanacağını belirleyen bilimsel kurallar bütünüdür. Bilindiği gibi doğa bilimleri ve sosyal bilimler arasında yöntem açısından bazı farklılıklar vardır. Doğa bilimleri sadece pozitivist bilim anlayışını benimsediği için tek bir yöntem kullanır. Oysa sosyal bilimlerde pozitivist bilim anlayışı dışında bilim anlayışları da vardır. Örneğin, yorumlayıcı veya eleştirel sosyal bilim anlayışlarının yöntemleri pozitivist sosyal bilimin yönteminden farklıdır. Ancak bilimsel araştırmanın aşamaları hepsinde aynıdır. Şimdi bu aşamalara kısaca değinelim. Bilimsel bir araştırmaya başlarken atılması gereken ilk adım araştırma konusunun belirlenmesidir. Konu seçilirken araştırmacının kişisel ilgi alanları ve merakı etkili olur. Ancak konunun incelenebilir olmasına dikkat edilmelidir. Araştırma konusu seçildikten sonra bir araştırma problemi oluşturulur. Çünkü konu fazla genel bir alanı kapsar. Araştırma problemi ise araştırma sonunda cevaplanması hedeflenen net bir soru cümlesidir. Araştırmalar amaçlarına, odaklandıkları zamana ve kullanım hedeflerine göre çeşitli türlere ayrılırlar. Araştırma problemi oluşturulduktan sonra araştırmacı bu problemi çözmek için en uygun araştırma türünün ne olduğuna karar verir. Araştırma problemi ile ilgili kişilerin ya da veri toplanacak birimlerin tamamına araştırma evreni adı verilir ama zaman ve ekonomik kaynaklar sınırlı olduğu için araştırma evreninin tamamından veri toplanmaz. Bunun yerine evreni temsil eden bir grup yani örneklem grubu seçilir. Araştırmacı önce araştırma evrenini temsil etmek için yeterli olan örneklem büyüklüğünü hesaplar. Daha sonra örneklem seçimi için kullanılan çeşitli tekniklerden en uygun olanını belirler ve bu teknikle örneklemini seçer. Örneklem grubu seçildikten sonra verilerin toplanması için bir ölçüm aracı hazırlanması gerekir. Bu araç bir anket formu, bir gözlem çizelgesi ya da bir deney tasarımı olabilir. Bu aşamada araştırmacı geliştirdiği ölçüm aracıyla örneklemden veri toplar. Veriler toplandıktan sonra analiz edilir ve yorumlamaya hazır hale getirilirler. Bu aşamada araştırma bulguları yorumlanır ve bilimsel yazım kriterlerine uygun olarak araştırma raporu yazılır. Son olarak araştırmada elde edilen bulgular konuyla ilgili daha önce yapılmış çalışmalarla bütünleştirilir. Böylece bilimsel bilgi birikimine katkı sağlanır. Bilimsel bilgi olgusal, tutarlı, mantıklı, sistematik, nesnel bir bilgi olması ve bilimsel araştırma yöntem ve teknikleriyle elde edilmesi bakımından diğer bilgilerden ayrılır. Bu bilgiye ulaşmak için bilimsel araştırmalarda uyulması gereken kurallar bütününe bilimsel yöntem adı verilir. Bilimsel yöntemin kullanıldığı araştırma aşamaları şunlardır. Araştırma konusunun belirlenmesi, araştırma probleminin oluşturulması, uygun çalışma türünün seçilmesi, Örneklem seçimi, ölçme, veri toplama, veri analizi, araştırma bulgularının mevcut çalışmalarla bütünleştirilmesi. Bu programda bilim, yöntem ve pozitivizm nedir? Bu kavramlar arasında nasıl bir bağlantı kurulur? Toplumsal araştırmaların aşamaları nelerdir? sorularına değinildi. Konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgi Sosyolojide araştırma yöntem ve teknikleri adlı ders kitabının birinci ünitesinde yer almaktadır.